Meriç'im, yine senle yollardayız, yine arabadayız, yine bir vlogtayız. Gerçekten İstanbul trafiği beni... Arkadaşlar Kadıköy'den Maslak mı burası? Otosanayi'ye biz 1,5 saatte geldik ya. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle biz bir şey, yetkili... Nereye gidiyorsunuz abi? Yargılanacaksın ya. Ya her noktada nasıl trafik olabilir? Bunca insan nereye gidiyor gerçekten? Evet, bence de sizler doğru. Sizler bir camı indirip sonra... Siz şey... nereye gidiyorsunuz beyefendi mesela? Biz nereye gidiyoruz Meriç? Ha, çok çok özel bir bölüm çekmeye gidiyoruz. Aynen öyle. Sizin bölüm yayınlanmış olur bu çıktığında. Olur mu? Senin bölümün ne zaman yayınlanıyor? Haftaya. Evet, sizinkisi evet. Bu hafta değil mi? Bizim bölüm yayınlanmış olur. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü yayınlanmış Arkadaşlar, Kızılcık Şerbo biliyorsunuz geri döndü. O gaflet uykusuna uyandı Rütük. Gerçi onlardan hiçbir şey dün uyanmadı da neyse karar iptal olmuş. İki haftamızı yediniz. Geri verin, 23 ile 24'ü verin. Bu hafta 25'i yayınlı. Ya yediler, o iki haftayı ödeyeceksiniz abi. Neyse. Kim geliyor biliyor musunuz şimdi? Biz kimin yanına gidiyoruz? Kıvılcım Reis. Kıvılcım Hanım'la adeta görüşmek üzere. Arkadaşlar Allah'ım, ben aşırı dizideyim. Allah'ım inşallah o da geç kalmıştır. O kadar utanıyorum ki şu anda. Ben var ya şu anda mesela Sarkan'ı falan yolda görüp İsmail abi falan diyen tipler gibi bir şeyim. Yani ben asla Evrim Alasya Hanım'ın yanına gidiyor gibi bir hisse değilim. Ben de neden? Yani Kıvılcım Hanım beni beğenmeyecek ve böyle evet, gözleriyle yargılayacak gibiyim. Hani ay deri ceket mi tercih ettiniz falan diyecek gibi geliyor bana. Çok heyecanlıyım. Tercih ve yönelimlerine ne kadar saygılı bir... Kesin çok saygılı. Layık atakla karşı karşıyayız. Bakalım. Bakalım bana da şey diyecek mi? Ay bunlar da her yerde ne alaka? Neden öyle bir şey desin kızın ya? Ay çok şeker bir hanım. Şimdiden çok çok heyecanlıyım bakalım. Gidebilirsek inşallah. Meriç'cim sağ olsun beni bu bölümde dış ses olarak kullanma kararı aldıklarını söyledi. Ben de hayatsız gibi hemen koşa koşa geldim. Ay ama tesadüfen gerçekten işin olmamasına çok sevindim. Ay benim ben beklemiyordum. Bir şeylerim vardı kesinlikle. Bir şeylerim vardı gerçekten de ama yok gibiydi de aynı zamanda. Ay bugün... Ay bu nasıl bir gün ya? Bu nasıl bir hayat? Bir de nasıl çirkin bir yere geldik böyle. Bu ne? Ay gerçekten çok yoruldum. Şu arabanın ağzı gözü kaldı. Biz nereye geldik böyle ya? İşte teras var ne koşullarda. Arkadaşlar bu yapım... Ay telefona bakmaktan midem bulandı sallanan araba. Sizin de başınız dönmüştür. Hadi kapatayım sonra. Kıvılcım Hanım'ı kesince çekeceğim. Ay çok kötü gerçekten trafik. Arabasını alan çıkmış. O Meta'nın USB'sinde ne vardı? Kıvılcım böyle sorular soruyor. Ya gerçekten o Meta'nın USB'sinde ne vardı? Ay bir de, çok çirkin ya şey. Bir çocuğu okuldan yani polis alabiliyor mu ya? Biz, hukukçular. Şu Melis Civelek miydi yazar? Bilmiyorum. İstanbul Yazı diye yazıyor. İstanbul Yazı Reis de bir gelsin konuk olsun da şu teras numara bazı sorularım olacak kendisine. Arkadaşlar Kızılcık Şerbo bir yana. Biz daha trafikte milim ilerlemediğimizi görüyorsunuz değil mi? Şurada bir yerde ofis. Neyse. Hadi görüşürüz ilerleyelim. Bir de şu adam çıktı. Bu nereye gitmeye çalışıyorsun? Kenara geç bekle be adam. Bir yere gidemeyeceğin o kadar belli ki. Ne yapacaksınız? Havaya mı uçmayı planlıyorsunuz üstümüzden? 700 tane araba var. Dur bakayım Batmobile bu herhalde. Dur bir şans verelim. Senkronlara hükmedelim. Ben o senkron geliyor tamam mı? Süpersin. Meriç'im hoş geldin. Olmadı. Ya asıl sen hoş geldin. Ne diyordum ya? Dur Meriç'im hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk Efe'cim. Asıl sen hoş geldin. Meriç sen bu şeyde ne çıktın? Hangi Kızılcık Şerbeti karakteriyim testinde? Alev çıktım. Ben de alev çıktım. Sen? Alev çıktım. Aa siz? Ben de alev çıktım. Ne güzel bölümdü be çocuklar. Kurtlarımızı döktük. Gerçekten. Kızılcık Şerbeti konusunda biraz kafa açar programı işgal ettim ama yani hiç pişman değilim. Çok güzel. Çok güzel. Ben yapacağım. Arkadaşlar ben diğerine bazı konuşmadım Kızılcık Şerbeti. Tamam, ya kendimizden geçtik. Konuşacağız yani. Ama konuşmayalım. Arada sayın delikanlı bir şey konu değiştirme çabanı. Evet. Biraz güzel bir gün daha Melis'le diyeceksin. Ay çok güzel bir günü. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.
programınızı insan kaçırmış gibi olmamışımdır. Hayır, çok güzel oldu, değil mi? Şimdi sizin programınız pazartesi günü yayınlanmış oldu. Bu da çarşamba günü gelen bir şey gibi, kamera arkası kamera gibi bir arkası şey oldu. Görüntüleri. Evet. Evet. Öyle yani. Evet. Kız arkadaşımla baylana geldik. Tepesindeki domates mi? Ay benim date'ime bakar mısınız? Nasıl canhıraş bir biçimde mesajlayacak? Kıvılcım fotoğrafı mı gelmiş? Ya kıvılcım fotoğrafı. Göstersene. Efe ne çabuk basmış bizden Efe, önce. Efe yememiş içmemiş. Eve koşup çantası çantasını açıp direkt onu koyar. Arkadaşlar. Ay bize bakın. Müthiş. Alternatif şey, kıvılcık şerbeti alternatif olmuş. Kal. Ay ben tam bir Fatih gibiyim ama çok mutsuzum şu an. Efe de Mustafa. Ben deyim. Yani sen ya Elena... doğasın maalesef. Mecburen o kasta. Ya da başını açmış bir Nur Sema. Belki de evet. Kızılcık şerbeti yeni bölüm izliyorum. Nihayet şükür olsun bu günlere. Fatma'nın okuduğu kitabın adına bakın Allah aşkına. Sevda Yemini diye bir kitap okuyor. Ay Fatma'm benim ya. Ay, hayatsızım. Eyvah. Eyvah eyvah. Aynen Fatma, hadi senin mesai başladı. Kızılcık Şerbo'nun harika bir bölümü değildi ama yani okey bir bölümdü yine. Gelecek bölüm çok merak ediyorum esas yani. Gelecek bölüm bayağı iyi olacak gibi. Şimdi kitabımı okuyorum, yanladım. Çok güzel kitap bu arada, of of. Yani Edward Louis'a bayılıyorum ya. Yarın sabah erkenden kalkış ve Edremit Havaalanı. Annemlere sürpriz ziyaret, Strikes Back bu kanalda. Daha önce annemlere sürpriz ziyaret diye bir video var bu kanalda. Böyle Taffy tarihindeki Snapchat'teki snapleri toplayıp yan yana getirip yaptığım bir videoydu. Yani daha böyle YouTube kanalı falan gibi bir şeydi. Kilitliydi hatta o video çok uzun süre. Ya burada bulunsun diye tuttuğum bir videoydu. Garip bir şey, 100 bin kişi izlemiş o videoyu, ne tuhaf. Snapchat'ta herhalde 1000 kişi falan izlemişti o dönem o snapları. Neyse, ne anlatıyorum ya. Yarın sabah yani yolculuk. Bakalım neler olacak, çok heyecanlıyım. Babamla öyle bir yani şey yapmışsınız ki, geçen vlogda babamın o telefon konuşması, vay ağladım, şu oldu bu oldu, o adama git. O adam işte gör aileni, mekik bilmem ne ya demediğinizi bırakmamışsın. Gidiyoruz tamam. Ay ışık ne kötüymüş. Bunca dakika ben ışıksız mı konuştum ya. Hadi neyse. Kitabın çok heyecanlı yeri, kusura bakmayın. Görüşmek üzere. Evet. 3 günlük mini aile ziyareti için valizleri yaptık. Yola çıkalım bakalım. Haydi görüşürüz. Gel bir kine derdi o havaalanına. Dünyanın en yorucu havaalanı falan olabilir bu ya. Oradan oraya git git hale bak mesela. Bomboş kapatmışlar giriş. Bomboş. ATM'den para çekebilmek için 22 dakika harcadım toplamda. 22 dakika yürüyerek gidiliyor ATM'ye. Girişten. İnanılmaz bir yer ya. Gerçekten tam bir israf her şeyiyle. Yine her zamanki gibi 1,5 saat önce kapının önündeyim. Uçağımın kapısının önündeyim. Ama yani halimden memnunum. Asim Hanım'ın yeni kitabı, daha doğrusu 2021'de çıkan kitabı var burada. Eserlerinden oluşan, onu okuyacağım bakalım. Aynı şekilde bebeği kucağına koyduğunuzda da onu belinden saracak şekilde bağlayacaksınız. Sürpriz anı geldi. Yoklar galiba. Senin burada ne işin var kız? Sana soracağım. Gel gel. Eyvah. Aa Deniz. Ya. Aa yine başladı. Siz neredesiniz? Kapı baca kapalı. Ay. Beklediğim şaşkınlık reaksiyonu ay, gelmedi. Evet, sen nereden? Şaşırdım.
Duydun mu benim gezim? Duyamazsın. Hayır. Kimse bilmiyor. Ben yukarıdaydım. Annem dedi ki Melikşah geldi. Fareye koş Melikşah geldi. Baktım oradan bir cingöz bana bakıyor pencereden. Böyle baktım öyle kimine gel. O adam da güldü bana, baktı. Evet, tabii ki. Taksici gül. Anneanne sen benden önce koşa koşa buraya ne ara geldin? Çek kız. Kızdı. Buradan var mı kitlene söylemek istediğin bir şey anneanne? Yok bir şey, yok. Ya bu şekilde saklanamaz. Börekler, çörekler yapılmış. Bu ne böreği ya? Peynirli börek. Bakalım ben daha neler yiyeceğim bu evde şimdi. 3 gün boyunca 300 kilo olur dönerim İstanbul'a. Dönersin. Yok da iyisin, yok şey değil. Yine burada her zamanki ablamın fotoğrafı baş köşede. Niye seninki? Siyah yazık. Seninki de var. Bak bak gel. Eyvah. Bu da neyse. Çorbası. Ay bayılırım zaten ben de. Etli o ama. Kokusundan mı? Aynen öyle. Ama sana göre yemek var, yaparım. İyi, da. Güzel. Ne istersen onu. Ya yemeğe mi geldik? Sen gel bakalım şöyle karşıma. Dolma var, dolma. Allah kahretmesin. Şunu indirin ya. Ay niye indiriyorum? Ya şuyum kaldı. Olacak iş mi ya? Bunları eski evimizden toplayıp getirmişsin. Kitaplar ne anne böyle Allah aşkına. Niye beğenmedin? Ya yo tabii. Bunun kaç günde ördün bunu ya? 15 gün. Aa, bayağı da çokmuş yalnız. Yani nasıl çokmuş? Ya uzun sürmüş yani. 15 gün o tek tek motif örülüyor oğlum, kolay mı? Her renkte ipi kaç tane ördün? Bende de 2 tane var. 18 mı? Tane. Ne? 18 tane. Neden 18 tane ördün? Bir tane bizim bekçinin kızını ördüm, hediye verdim, nişan hediyesi. Bir tane komşunun kızına. Oo, bu romantik fotoğraf da nesi ya? Bu da baş köşede. O İdil Kasrı'nda. Parmağın ne oldu? Parmağım çatlayı durmadı. Allah Allah. Kızıl kanlarda kaldı. Kızıl kanlarda mı kaldı? Bir soğuk su, bir sıcak. Bundan herhalde. Sürprizin ilk kısmı biraz fail oldu. Bakalım babam da evde değilmiş. Gelecekmiş şimdi. Babamı kandırayım. Mustafa, İsmet'le Güler geldi. Gelsene. Tamam, çok var mı bitmesine? İyi tamam, hadi çabuk bitir. Ne diyor? Kapattı, oyun oynuyoruz diyor. Bitsin de geleyim diyor. Oh. Ya Allah aşkına gel gidelim, hemen böyle git karşısında dikil. Yazlıkta okey oynayanın oyunu bölünmez genelde. Öyle mi? Evet tabii, kuraldır. Burası yazlık değil ki, bizim yazlık kışlık. Ya, peki teşekkürler bilgilendirme için. Ya babacığım. Ay yavrum. Ya döne döne geliyorsun. Sen neredesin be adam? Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk ya. Ya dedin her yere gidiyorsun, bana gelmiyor musun? Al geldik bak. İyi yaptın abla. Şimdi güler gel iyi dedik sen. Ya. Sağ olasın yeni gülen. Lan bu sweatshirt'ın ne baba böyle? Bütün ihtiyacım olan soğuk bira ve cool müzik. Aa oğlusun ama ne haber ya? İyiyim sen. Antalya'ya gitmiş ya. Antalya'dan dayımın torunları. Amca ben yeni değiştirdim tübü. Değiştirdin mi? Tabii değiştirdim. Ben vereceğim şimdi. Açarsın. Euro daha fazla. Açtığı anda bir de bunun, bir de onun getirdiği var. Bu şeyle dipleri de hafif kahverengi değişti. Tepsi. Bütün al ısır kabuğuyla yedi. Fırın kağıtlarını, baharatları atıyor böyle. Ne oğlum? Hadi görüşürüz. Bir tur atıp geliyorum. Tamam oğlum. Var mı bir şey, lazım mı? Adı sağ olasın oğlum. Sağ olasın. Hadi bak bir deniz kenarında yürüyelim gelelim. Tamam. Teyzeciğim. Görüşürüz. Hoşça kal. Bir fıkra patlat. İyi eğlenceler. Fıkra patlat diyor da mı? Bir laz. Aa gerçekten de anlatıyor. Tamam teyzeciğim, teşekkür ederiz. Yok. Bunu yayınlayamayacağım tabii ki. Çok teşekkür ederim bu ırkçı fıkra için. Görüşmek üzere. Teyzemin bir tane fıkra anlattığını tabii ki yayınlanamayacak. Asla bir şey anlattı. Hiç boş ver. Neydi, sen başını söyle ben senin anlarım. Senin bu fiyonkun ne kız böyle? Bu böyle. Hadi yürüyüşe böyle. Gidiyoruz gel. Hadi ben gelmeyeyim, siz burada gidin baş başa. İyi hadi. Hadi bay bay. Hanımlar çalışıyor ya. Evet. Ya siz bırakın, ben size hizmet edeyim. Benim oğlum gelmiş, yaprak tam bir, sırıyoruz. Tam bir şey, yalaka. Melikşah, yaprakla ilgili de bir fıkra anlatır mısın? Yok teyzeciğim, teşekkür ederim, ziyade olsun.
Baba sen de beni biraz özlemişsin ha. Survivor'a tercih edecek kadar yani bir özlemişsin gerçekten. İyi ki çağırdın beni ya. Çok iyi oldu. Yani ne izleyeyim? Ne izleyeyim mi? Ya, yok genel olarak izlememen üzerine. Sen gelince beni kapattı kanalı değiştirdi. Kanalı neyi izliyordun? 23 TV. 23 TV. Ya. Ne bu 23 TV ne baba 23 TV? Elazığ kanal 23. Ay bu ne Elazığ fetişizmi artık ya. Elazığ bağımlısı mısın sen baba? Tabii işte. Nasıl çay bağımlısı varsa Elazığ bağımlısı olma şansı yok. Ya artık sal şu Elazığ ya. Elazığ aradı baba diyor ki Mustafa Bey peşimizi bırakabilir mi diyor. Baba ne diyorsun senin sesini kullandığın videoda görüyor musun milletin yorumlarını? Neler neler dediler. Evet oğlum ya. Sağ olasın oğlum geldin gördüm seni. Vallahi çok mutlu oldum ya. Evet lütfen artık bu konuda benim peşimi bırakmalarını söyler misin? Tamam geldim işte bak gelmeni mi istedin geldim. Sağ ol teşekkür ederim oğlum. Ay, sağ olasın varım. Canım oğlum ya. Baba sen bir Efes virali mi aldın bu arada? Habire üstünde başında bira şeyleri görüyorum seni. Ya senin verdiğin şeyler oğlum. Anne sen ne yaptın böyle? Bunlar niye parıl parıl parlıyor kız? Ha, çok çok mantıklı bir açıklama. Benim nasıl aklıma gelmedi zeytinyağlı oldu. Anneanne sen bugün ne demiştin? O laf neydi? Ne dedim? Bir tane bir laf söyledin ya. Bir şey demedim. Ha iki. Çift teki. Ha, çifti görünce teke gitmezler dedi. Ne demek o? Çifti gören teke taş atmaz. Ne demek o? Çifte giden teke taş atmaz dedim. Tabii öyle de cimriler öyle olur. Cimriler mi? Malı mülkü her şeyi çok seven insanlar için geçerli o. Yani çifti evet. Görünce teke taş atmıyor. Daha var çok ben bakmayayım. Var. Bana okey terimi gibi geldi. Baba sen ne diyorsun? Sanki biraz bir okey terimi gibi. Çifte dönen yani tek atmaz. Vallahi oğlum ben de bir şey çıkaramam. Baba çok... Güzel bir S verdin zaten orada anlamalıydım bir şey çıkmayacağını. Ya. Annemin kitaplarına bakın çabuk. Bu ne Allah aşkına ya. Dünya operasyonu. Of of anneciğim ah. Of of kafam şişti. Ay ay of 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 of. Ay ne yaptın sen böyle ya. Oh. Ay, hadi bakalım hayırlısı inşallah. Ay bu beni kesmez inşallah uykumda. Birazcık endişelenmeye başladım. Medyumluk. Of. Ne? Aa burada artık bilim gitti tamamen. Ay ya bunlar ne alaka ya? Bir minik bir endişem oldu açıkçası. Bu gece ağzıma yastığı basmazsa annem yarın sabah görüşmek üzere herkesle. Deniz gel bakalım gel. Heyecan yuvası gel ne yapıyorsun? Ooo yumpat. Yumpat yapılıyor. Yardımcı şef de dolanıyor etrafında. Çırağım çırağım. Çırağım benim. Sen 1 Mayıs diye mi sendika şapkası taktın? Bir dön evet, bakalım. Oğlum. Aa, sendika şapkasını takmış gece. 1 Mayıs'a gideceğiz. Gidecek misin harbiden eyleme? Tabii oğlum gideceğim nasıl olur? Kaçta? Saat 3'te yürüyüş var. Aa, hadi bakalım vah helal olsun. Bu ne güneş be. Oğlum burada da kahvaltı yapılır yani. Aynen baba. Şu yukarıdaki senin kitaplarını gördün mü dün gece? Yok duru görü, yok bilmem ne ellerini kullanmadan uçanlar falan bir şeyler bir sürü bir kitaplar var. Yer çekimini delenler falan. Neyin nesi onlar? Bayağı kitap neyin nesi? Hani ne kitabı yani? Bizim boğacaksın uykumuzda. Ruhsal onlar nasıl kitap? Nasıl ruhsal öyle? Seviyorum ben. Biraz gerçeküstü seviyorsun anladığım kadarıyla. Evet. Hadi bakalım. Herkes kendi çayını kendi doldursun. Abi gidiyordum. Buradan da sahile iniyorduk. Hani kukla yarışması vardı. Kaç yaşındaydım bilmiyorum. Yani 4-5 yaşındayım. Yani. Evet oğlum ya. 4. Yarışmaya girdim. Birinciliği aldım. Adam diyor ne vereyim dedi. Ondan sonra böyle işte ürünleri düzmüş böyle.
Ne istersen onu vereceğim. Ben dedim kıyma makinesini ver. Arkadaşlar ben oyuncak kazanmışım. Oyuncak hediyesi alacağım. Kıyma makinesi aldırtmış bana. Aynen sonra. Öyle oğlum. Niye alamıyor muydun bir kıyma makinesi? Bırak da oyuncağını alsın çocuk ya. Buradan bizi izleyen anne babalara seslenelim. Siz boşverin, çocuğunuz ne istiyorsa onu aldırın. Kıyma makinesi aldırılır mı ya çocuğa? Bu arada kukla yarışmasında niye ödül olarak kıyma makinesi var çocukların oynadığı? Ya işte bilmiyorum onu oğlum ya. Sonra da neden kırmızı et yemiyorsun? Oradan yürüyorduk. Ben de travma yaratmış kıyma makinesi. Ne istiyorsun benim saçımdan çok başımdan? Çok güzel saçlarım. Allah. Şuralarım biraz çok açılmış. Çok üzülüyorum. Sen ne kötüsün. Ama... ben 35 yaşındayım, birazcık saçım döküyorsun artık. Moral bozucusun i̇şte ya. İşte bozmuyor. Saklıyor musun saç açıklarını? Hayır. Daha şekil veriyorum saçına. Tadım kaçırdın. Ay niye tadın kaçıyor Melisa? Sen istersen kel ol, gene güzelsin. Anne sana mı daha çok benziyorum, babama mı? Vallahi babana mı? Ya tamam hadi git ya. Yok, bakayım hani benziyor muyuz? Yok. Evet, bunu herkese soruyorum. Biz benziyor muyuz? Yorumlara mı yazsınlar? Yorumlara yazsınlar. Arkadaşlar sosyal medya canavarı. Benim konuşmam da istedim buraya geldiğimden beri. Neden? Anneannemin iki gadasını aldım, bir anda ağzım dilim lal oldu. Öyle oluyor. Hala helal sütemmiş peşindesin ha anneanne bana. Halktan büyük tepki var bana gelin bulmaya çalışmana büyük tepki yağdı. Tabii yağdı. Allah hayırlısını versin, üzülmeyeceğiz. Temiz insanlara rast getirsin. İki tane kısmet gelmiş bu arada, onları beraberce değerlendirelim istersen. Tamam. Annesinin dizinde yatmış uyuyor ya. Resmen kafasında gömmüş. Oh. Mustafa Bey, burada bir gününüz nasıl geçiyor? Azıcık anlatın bakalım. Vallahi günümüz iyi geçiyor. Allah razı olsun. Ya neler yapıyorsun ya bir günde? 6'da kalkıyorum. 7'ye kadar şöyle oturuyorum falan. 7'de geziye çıkıyorum. Yürüyüş. Oo. 8.30'da kahvaltıyı hazırlama, 9'da kahvaltıya oturuyorum. İşte 10'a doğru kahvaltımız bitiyor. Ondan sonra bir kahve içiyoruz. Kahveden sonra bir meyve yiyoruz. Meyveden sonra bahçeyle uğraşıyorum. Akşam yemeği, ondan sonra televizyon haberler, kuru yemiş, son... kuru yemişten sonra yatıyoruz. Sizin hatalı televizyon. Yemin ederim burada zeytinyağlı sarma ve kahveden midemde ağaç çıkacak artık. Kendin istedin, kaşındın yani. Evet, aynen öyle. Çok güzel, neyse ki. Ne oluyor burada? Bak, bak şeye. Bahçıvan Bey. Teyzene domatesleri diktim mi? Teyzene de. Hadi kolay gelsin. Oradan işte. Oğlum annene söyle, bir poşet versin. Bu eldivenlerinin aynısından Kıvanç Tatlıtuğ'da vardı Boğa Boğa filminde. İzledin mi? Yok. Güzel zaten. Çok bir şey kaybetmedim. Ya çok çalışkansınız Bahçıvan Bey. Böyle olmaz. Tabii. Çalışmasam annene ekmek vermiyor bana. Erkoların duygu sömürüsü bitmek bilmiyor be. Ya. Ya. Bak demek ki yaş tanımıyor bu iş. Her yaşta duygu sömürüsü mevcut. Evet. Erkeklerimizde helal. Hadi gel, Melikşah'la çay iç. Aa, sufle yapmış ya bize resmen. Evet. Nasıl yaptın bunu? 5 dakikada. Al bakalım. Aa. Evde böyle sufle yapılıyor mu kendi kendine? Yapılıyor tabii. Güzel teyzen yapar. Allah Allah. Hadi enişte gelir misin, sen de çay koyayım hadi. Hala daha bahçeyi biçiyor. İnanılmaz bir adam ya. Of of. Geçmişe mazi derler be babiş. Evet oğlum, geçmişe mazi derler. Hay Allah. Burada 20, 20... Ne 20'si oğlum ya? Kaç ya? 16 yaşında. 16 mı? Ama bunu nerede çektirdin biliyor musun? Ne kadar oturaklı bir suratın varmış 16. Eminönü'nde yeni cami yok mu oğlum? Yeni caminin arkasında. Yani vardır bu. Bir hakkı. Orada şey vardı böyle şey, ayarlıyorlardı. Gidip oturuyordum. Var mı beyler şuralarda bir tane? Sen daha niye bu kadar sarındın ya, uyku tulumunda gibisin. Oğlum şey, suratımda tüy yoktur ha bu. Evet baba, uf, keşke böyle kalsaydı bizim genimiz. Ya. Daha ne kadar bu bizi kıl yumağına çeviren gen nereden gelmiş, bak 16'da yokmuşsun bu ya. Bu büyütülür mü oğlum? Bu resmimle, tam bu resim 70 oğlum.
70'te. Senesi. 70'te çektirmiş. 53 sene önce yani. 53 sene. Kaç yaşındaymışım? 15 yaşındayım. Aa. Ya 15 yaşındaki resmim işte. Hayda. Baba 15 yaşında yani evli 3 çocuk sahibi adam gibi görünüyorsun. Hadi ya. Ya oğlum niye öyle diyorsun? Nasıl yani anlamadım. 66 hissetmiyor musun? Hayır hiç hissetmiyorum. Yaşın hiçbir önemi yok ki. Benim ruhum öyle hissetmiyor. Hep aynıyım. Bende bir değişiklik yok. Hareketlerimde yavaşlama yok. Enerjim gayet yüksek. Ruhum hiç öyle hissetmiyor. Bu bir rakam mı diyorsun yani? Rakam tabii. Kaç yaşındasın sence? Ruh yaşımı söyleyeyim mi? Bazen 18, bazen 20. 18 mi? Artık yani biraz bari hani ay daha... Ay vallahi. 18. Ama en güzel yaş dönemi ne biliyor musun? Lütfen. 35. Aa. Evet. En güzel yaş dönemi. Ben 35 dönemi. Yaşındayım. İşte en güzel dönemine girdim. Seneye? Seneye olsun. İşte o yaştan sonrakiler çok güzel. Olgunlaşıyorsun. 20'lerindekilere ne önerirsin? Ne öneririm? 35'e kadar dikkat etsinler. Dişlerini sıksınlar değil mi? Aldıkları kararlara, her şeye. 20'li yaşları hani böyle sık dişini yaşları mı? Evet. En güzel tarafı bitmesi değil mi 20'lerin? Yani bence de bitmesi. Evet. Yani. Evet. Gidiyoruz Musti. Canım oğlum geldin geliyorsun ya. Aynen ne güzel özetledin be. Vallahi. Fırsat buldun denize mu gel oğlum? Denize bak yanlış yatıyor vallahi hiç umurunda değil. Ne? Sen gel artık fırsat buldun evet, mu? Evet ben de gelirim oğlum. Ya. Yani gözüm kesmiyor ya vallahi. Aynen artık hadi bakalım. İyi oldu evin doğru. Başka bir çocuğunun oyununu izlersin olmadı. Başka bir çocuk mu var oğlum ya? İşte bilemem. Hadi bay bay babacığım. Görüyoruz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi. Bye. Kaldı geride vallahi. Çek. Evet. Annemi aldım götürüyorum vallahi. Bay bay. Herkesi tek tek geride bırakarak ilerliyoruz anneciğim. Anneciğim 1 saat 10 dakika rötar yedik. Sorma ya. Biz de erken geldik diye ayıplanırken şimdi 1 saat bekleyeceğiz. Aynen öyle. Çok sinirim bozuldu ya. Neyse ben şu kitabı bitiririm bu sürede. Bitirirsin ben. Hay Allah. Aynen öyle. Bakın annemden çaldığım kolyemi nasıl buldunuz? Bu sanki Emine teyzemindi ya. Ben yanlış ya baktım. Ya olur mu? Sen aldın onu bana. Ne yapacaksın bir hafta boyunca İstanbul'da? İstanbul'da oğlumla gezeceğim, tozacağım. Kızımla oğlumla güzel vakit geçireceğim. Oğlumun en önemlisi oyununu seyredeceğim. Zaten onun için gidiyorum. Zorla söyletiyor. Onun için gidiyorum. İyi tamam. Hadi kapatalım bu videoyu o zaman artık. Kapan, yeter. Kapan. Gezdik, tozduk. Kapan. Evet. Ne sen bir kapanış yap bakalım. Hadi hoşça sonra. Kal. Ne yapayım kapanış? Kızıma kavuştum. Çok gerçekten aşırı konforlu bir poz verdi. Kızım, bu vlog böyle bitsin bari. Kızıma kavuştum. Kızıma kavuştum. Öyle mi anne? Ne evet. Kadar benziyoruz değil mi Bekşen? Çok benziyoruz. Çok benziyorsunuz bu arada. Biz gerçekten benziyoruz. Aynıyız. Bir de kendimiz. Hadi görüşürüz o zaman. Bye bye.